Tabii Hüseyin Ertaş Bey geliyor. Geleneğin mütevazı kimliği taşıyan, çoğumuzun bilmediği Neşet Ertaş Usta'nın oğlu Hüseyin Ertaş. Misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi anamızı kaybettik. Biraz yastayız. Karşınıza ikinci kez çıkmamın sebebi biraz mecburiyetten. Birinci kez bu güzel kültür merkezimizin açılışında olmuştu. Olması gerekiyordu. Bu vesileyle önceki belediye başkanımız Sayın Yaşar Bahçeci'ye teşekkür ediyorum. Memleketimize böyle güzel bir mekan kazandığı için. Bu arada tabii ki yeni başkanımıza da yeni görevimize başarılar diliyorum. Öncelikle belirtmem gereken bir şey var. Biz ailecek olabildiği kadar göz önüne çıkmamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olmuştur. Çocukluğumuzdan beri babamızın adına zarar vermemek adına gözler hep üzerimizde olduğu için her zaman adımlarımıza dikkat ettik çocukken bile. Ayrıca hiçbir zaman babamızın ismi üzerinden çıkar sağlamadık. Ona layık evlatlar olmaya çalıştık. Babamız vefat ettikten sonra da belki ağzımızdan yanlış bir söz çıkar da babamızın bu sefer de hatırasına zarar mı veririz acaba diyerek yine olabildiği kadar göz önüne çıkmamaya çalışıyoruz. Çünkü onun eserleri bizim değildir. Ve o zaten hakkına mal olmuştur. Onun sahibi halkımızdır, sevenleridir. Acısı yüreğimizde hala bugünkü gibi tazedir. Unutmak mümkün değil. Benim mesela babamı yeniden dinleyebilmem 5 sene sürdü. Sazı yeniden elime almam 7 sene sürdü. Ha geçenlerde. İşte çocuklarıma yeni öğretmek için elime almam gerekiyor. Babam nasıl dedemden aldıysa ben de her şeyi dünya görüşümü babamdan aldım. Ondan etkilendim. Babam eserlerimle, türkülerimle, telif işleriyle sen ilgileneceksin. Beni sen temsil edeceksin diye vasiyet etmiştir. Ben de yine mecbur kalmadıkça göz önüne çıkmamaya çalışarak geri planda kalarak her şeyin onun çizgisi doğrultusunda ilerlemesini sağlamak ve en doğru şekilde yeni kuşaklara aktarılması için uğraşıyorum. Bu konuda önüme bir sürü zorluklar çıkıyor. Bu işin yükünün bu kadar ağır olduğunu o zaman tahmin edebiliyordum. Sağ olsunlar Sayın Hasan Sadık ve Sayın Bayram Ünge Toker bu konuda bana ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum bu vesileyle. Biraz doluyum. Konuşmam aslında biraz uzun olacak. Sabrınıza sığınıyorum. Biraz kısaltayım diye her başına oturduğumda biraz daha detay geldi aklıma, biraz daha uzadı. Özür diliyorum. Artık memleketimizin insanlarısınız, ailemizsiniz. Sabrınıza sığınıyorum. O yüzden işte fazla detaylara da girmeden bazı konulara değineceğim. Karşınıza ikinci kez çıkmamın sebebi de işte budur. Biraz mecburiyetten dememin sebebi de budur.
değişik konulardaki düşüncelerini sevdiği şeyleri paylaşacağım. Düşünmeden, düşüncesizce tek kelime etmezdi. Ağzından çıkacak her lafı iyice tartar. Boş laf sevmezdi. Boş lafa kafadan atma laftı. Eşitliğe inanırdı. Bu onun için çok önemliydi. Hepimiz eşitiz. Kimse kimseden üstün, kimse kimseden aşağı değil. Kimse kimsenin malı değil derdi. Kadınlara çok değer verirdi. Gönüle zincir vurulamaz. Gönül kimi severse güzel olur. Analarımız, yani kadınlar, insandır. Biz erkekler olarak insanoğluyuz derdi. Kadınların çektiği çeneleri çok iyi bilir. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, rızasız bahçanın gülü derilmez. Günümüzdeki kadına, güçsüze karşı şiddetin altında herhalde bu sözleri özümseyememiş olmak yatıyor diye düşünüyorum. Hep ezildiği için, hep ezilenden, güçsüzden yana oldum. Zengin isen ya beğenir ya paşa, fakir isen ya aptal denir, ya cingan, haşa der. Hiçbir zaman biz şuyuz, biz buyuz demedim. Mesela biz aptalız demedim. Yani bize aptallar derler oğlum derdi. Ayıran kendini ayırır derdi. Ayrımcılığı sevmezdi. İyiliği, güzelliği hep karşısındaki insana yakıştırır. Ne güzel insansınız dendiği zaman efendim o sizin güzelliğiniz derdi. Bu ezber bir laf gibi gelebilir. Ama bunu içtenlikle gerçekten inanarak söyler. Nasıl bakarsan öyle görürsün derdi. İltifat edildiği zaman mahcup olur. Lafı hemen değiştirir. Mesela sen ne iyi, ne güzel adamsın Neşet abi dendiği zaman erkeğin güzel olmaz, erkek yakışıklı olur deyip konuyu ince bir espriyle hemen değiştirir. Gençlere çok kıymet verir. Gençlerin konserlerine geldiğini, türkülerini, sözlerini can kulağıyla dinlediğini anlatırca gözlerinin içi gülerdi. En zor günlerin sözlerinin bile gençler tarafından anlaşıldığını, dinlenildiğini görmek onu çok mutlu ediyor. Eserlerinin türküleri çalınıp söylenmesinden mutluluk duyardı. Bunun özünün bozulmadan yapılmasını isterdi. Ama taklit edilmekten hiç hoşlanmadı. Taklit aslını yaşatır diye bir söz var. Ama ülkemizde ne yazık ki bunun tersi olur. Taklit aslını öldürür. Bunu biz ömrümüz boyunca yaşadık, gördük. Ben bile oğlu olarak babamı asla taklit etmem. Bunu kendime yapıştıramam. Onca emek verip ürettiği eserleri kendisini birebir taklit edip hal ve hareketlerine kadar kopya eden, onun eserleri izin bile almaya gerek görmeden çalan kişiler babamdan çok itibar gördüler, kazandılar. Beyaz suratlı oldukları için yani. Kendisine yapıştırdı. Kara suratlı lafı yine ince bir sitemle buradan çıkmıştır. Aslında bu insanlara acırdı, üzülürdü derler. Taklit kendinden vazgeçmektir. Başkasının tüyüyle süslenirseniz bir rüzgar eser, o tüyleri alır götürür. Öylece ortada kalırsınız derler.
gölgeye girenin gölgesi olmaz lafı pek anlaşılmasa da bu anlama gelir. Herkes kendisi gibi olmalıdır. Ne yaparsan yap, kendin gibi yap oğlum derdi. Taklit aslında kendi başına bir sanattır. Şimdi sizlere şu sanatçıyı taklit edeceğim dersiniz. İşinizi iyi yaparsanız takdir görürsünüz, alkışlanırsınız. Ama bir sanatçıyı komple taklit edip üstelik o sanatçının eserlerini kendinizinmiş gibi icra ederseniz bu sanat değildir. İşin kolayına kaçmaktır. Kopya dönüktür. Sahtekarlıktır. Herkes kendi emeğiyle bir yerlere gelebilmeli. Herkesin kendine has bir tarzı olmalı. Herkes kendi gibi çalmalı, söylemeli. En önemlisi herkes yeni bir şeyler üretmeye çalışmalı. Kopyaların değil, üreten kişilerin, orijinal olan kaynak kişilerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi için bir şey istiyormuş görüntüsü vermemek için bunu söyleyemezdim. Türkülerinin sözlerini değiştirenler, müziğini çalamayıp basitleştirenler, kendi adını yazdıranlar, bunlar da çok çektim. Üzülürdüm. Kendinden utanmayan dünyada hiç kimseden utanmaz der Kur'an. Kim tutmaz? İnsanların kendi kendilerine yanlışlarının farkına varmalarını, düzeltmelerini beklerim. Boşuna beklerim. Rahmetli babamın sanat dünyasındaki tek sahici dostu rahmetli Aşık Mahsuni'ydi. Birbirlerini çok sever. Çok severler. Kara kardeşim derdi babama Mahsuni. Bu durumun iyi olan tarafı ki babam da öyle görürdü. Bu kadar kaderi bilinmezlik içinde yine de kıymeti bilinse de bilinmese de en azından yarım asırı aşkın bir süreden beri bir sürü insan onun eserleriyle evlerine ekmek götürüyorlar. Bundan yine de mutluluk duyuyorum. Kıymet bilenlerin duaları yeter sanırım. Türkiye'den gitmesi efendim öyle sağlık problemlerinden kaynaklanmadı. Kimseyi kırmamak için böyle söylerim. Memleketimizde doktor yok muyum? Bir bahane olarak kullandırdım. Kıymet verilmediği için çalışamayıp ekmek bulamadığı için çaresizce gitmek zorunda kalmayan bir insan. Almanya günlerinde televizyonda her türküsü çalındığında sessizce beklerdi. Sonunda bir selam gelecek mi, kendisinden bahsedilecek mi diye. Bazen hiç bahsedilmezdi. Bazen anonim türkü denirdi. Bazen Kırşehir yöresinde İç Anadolu kolonyalarına denirdi. Rahmetli Neşet Ertaş denirdi bazen. İsmi yanlış söylenirdi. Neşat Ertaş, Reşat Ertaş denirdi devletin televizyonunda. Ama en ağırı bazılarının nasıl olsa sahibi ölmüştür diyerek benim eserim diye sahiplenmeliydi. Devletten hiçbir zaman yardım, maaş almadı. Halkın sanatçısı. Almanya'da da hakkı olduğu halde Alman devletinden de destek aldı. Almanya'da mesleğinin öğretmenidir sertifikası aldı. Çalışma müsaadesi bu yöndeydi. Pasaportunda böyle bir damga vardı. Bununla gurur duydu. Hep şerefiyle yaşadı. Hep alın terini, emeğinin ekmeğini, son nefesine kadar gücü yettiği kadar kendi suyunu bile kendisi içti.
kimseden yardım istemem. Her zaman ayağını yorganına yorgattır. Kredi kartı kullanmayı bilmezdi. Bu dünyadan borçsuz, hatta alacaktır. Hayattan aldığı, bize verdiği ders şuydu. Kimseden bir şey beklemeden kendi emeğini, kendi ayaklarının üzerinde bulacaksın. Kırgındı. Bayram Bilge Toker'in ısrarıyla yeniden Türkiye'ye döndü. Asad Saldık'ın mücadelesiyle son günlerinde biraz telif alabildi. Böyle bir beklentisi aslında hiçbir zaman olmadı. Böyle bir hakkı olduğunu bile düşünemiyordu zaten. Alabildi derken kendisi için değil, zaten neyi var, neyi yoksa her zaman dağıtırdı. İnsana lazım olan iki sohum ekmek ve yatacak bir yer, fazlası haramdır derdi. İnsanlar bir şekilde ona ulaşıp dertlerini anlatıp yardım isterler. Fakirlerin dediği bu insanlara kimseye duyurmadan, reklam yapmadan yardım ederdi. Telif alabildikten sonra daha çok fakirlere yardım edebildi. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Yalanı, yalancıyı sevmez. Bu konuda bir de şiir varmış. Aradım şeytanı buldum. Meğerse yalanmış şeytan. Hayret ettim, orada kaldım. Gördüm ki adamımış şeytan. Hayret ettim, orada kaldım. Hayli fikirlere daldım. Adam şeytan olur mu diye bir açıklama iliştirildi buraya. Hakikatten haber aldım, meğerse bilenmiş şeytan. Senin inancını biliyor, o yönden de kandırıyormuş seni, derdi. Şeytan dediğimiz yalanmış, ne yazık ki insanlar kanmış. Yalanı benimseyen nara yanmış, devri sıfat hayvanmış şeytan. Hak bunu böyle buyurmuş, bunu da bize buyurmuş. Şükür garibi kayırmış, çok şükür alanda şeytan. Yani almak, almamak meydanda. Herkesin kendi iradesine bağlı. İster yalanı seçip şeytan olursunuz, ister doğruyu seçip insan olursunuz. Bu sizin elinizde, sizin tercihiniz. Bu bağlamda babamla ilgili bir sürü hurafeler, ailemizle ilgili yalan yanlış haberler başlattı. Bunların hangi yönü düzelteceğini, hangi yönüne cevap vereceğini şaşırmış durumdayım. İlk önceleri önemsemeyip gülüp geçtiğim bu yalan haberler zaman geçtikçe katlanarak karşımıza çıkıyor. Bir de bakmışsınız bütün gazetelerde, internet sayfalarında, sosyal medyada, hatta televizyonlarda bu yanlış haberler, bilgiler dönüyor. Halbuki bir sürü verdiği söyleşiler, yaşarken çekilmiş olan belgeseller var. Birçok sorunun cevabı bunların içinde bizzat kendisi tarafından veriliyor. Onu gerçekten sevenler bu programlarda defalarca mutlaka dinlemişlerdir. Doğrusunu bilirler. Demek ki bu haberler kendisini tanımayan, sevmeyen kişiler tarafından yapılıyor diye düşünüyorum. Şöyle de bir gerçek var aslında. Kaynak kişilerin hayatı, sadece hayatı değil, eserleri de bizzat kendilerinden dinlenilmelidir. Bu, babamın bana ettiği nasihatlerden biridir aslında. Kimin türküsünü, şarkısını çalacaksa sahibinden dinle oğlum, derdi babam. Ayrıca kalan müzikten ve benden doğru bilgi alınabilecek iken biraz zahmet edip, okuyup, araştırıp, gerçekleri yazmak varken internetten gelişigüzel haberleri kopyalayıp yapıştırmak kolaydır. Ama doğru mudur?
İşin acı olan tarafı, onlar günü kurtarıp evlerine hak etmedikleri yemeği götürürken babama ve onun hatırasına verdikleri zararın farkında bile değiller. Az da olsa, kuru da olsa emek ile, alın teriyle hak ederek kazanılan ekmek tatlıdır. Fakirin ekmeğe tatlı olur demesi ondandır. Şimdiden durum böyleyken birkaç sene sonrasını düşünmek açıkçası beni korkutuyor. O yüzden mesele babam ve eserlerimi gelecek nesillere doğru şekilde anlatmak, aktarmak olunca gülüp geçemiyorsunuz. Akıl, fikir, mantık derdi her zaman. Her şeyi aklına, fikrine, mantığına danışacaksın. Bir şey aklına, mantığına yatıyorsa doğrudur oğlum derdi. Herkesin kalbi yaratan ile irtibatlıdır. İnsan yanlış da yapsa bunun farkındadır. Bilerek yapar. Nerede ne arıyorsun divane gönlü? Dinle bir kendini anlamak için. Sen bir ruhsun. Kalbin ruhuna bağlı. İrade elinde yönlemek için. Tanıyabildin mi sendeki sen? Bütün vücudunu bu nazik ten. Allah şahit etmiş ruha bedeni. Kimseyi kimseden sormamak için. Sana akıl, fikir, bir mantık vermiş. Senin gözün ile dünyayı görmüş. Allah sevenlerin gönlüne girmiş, gönlüne de demek gibi içinde. Kulundan uzakta durmamak için. Sevip sevilmesi gayet tatlıdır. Garibim, sevgiler farklı farklıdır. O hak ruhumuzla irtibatlıdır. Sır etmiş kendini görmemek için der. Nerede ne arıyorum türküsünde. Suçun sorumlusu ruhtur. Vücudun günahı yoktur demesi de o yüzdendir. İlim, bilim, onun için kıymetli şeyler. Kendisi okuyamadığı için okuyan insanlara gıpta ederdi. İlime, bilime, gençlere verdiği değer biraz da bu yüzdendir. Zevk için avlanmaya, zevk için hayvan öldürmeye, şiddete, silaha karşıydı. Çok kızar. Bu iki konuyu da benim yurdum türküsünde dile getirmiştir. Başınızı ağrıtıyorum, okumak istiyorum. İsterim ki bu dünyada hiç kimse cahil kalmasın. Okusun ilmin kitabını, cahilden akıl almasın. Kendi kendini yetenlere, eğitenlere, ilim tahsil edenlere, ilme doğru gidenlere cehalet mani olmasın. İlmedenler nurlaşıyor, ilmetmeyen körleşiyor. İlimle dünya birleşiyor. Söyle ki neden olmasın? Can yapmadan atom gücü birleşsinler tüm bilimci. Dilerim olsun sadece dünyada silah kalmasın. İnsan hakları hak olsun. Bu hakkı bilen çok olsun. Bütün silahlar yok olsun. Cehalet can dağılamasın. Dünya cennettir insana. Eşit olsun sana bana. Kıyılmasın hiçbir canı. Anaları ağlamasın. Bütün dünya Allah diyor, onun nimetini yiyor. İnsan kısmetini yiyor, ayrılık giden olmasın. Kendin bilen bunu anlar, çünkü haktır bütün canlar. Yardımlaşsın tüm insanlar, dünyada fakir kalmasın. Bir garibim budur derdim, bu dünyayı ben de gördüm. İsterim ki benim yurdum dünyadan geri kalmasın. Türküleriyle yaşadığımız bazı sıkıntılarımızı paylaşacağım sizlerle. Türkünün havası yani müziği önemlidir. Müzik sözü dinletir derdir o. Bunca emeklerle üretilen bu eserlerin ne müziğinde bir oynama ne de sözlerinde bir değişiklik yapılmamalıdır. Hele de sahipleri vefat etmişse bu onların anısını, hatırasını incitir. Ne yazık ki bunun da birçok örnekleri var. Bazıları şöyledir. En masumuyla başlamak istiyorum. Güzel gönül gülüdür. Aşığı bir gülüdür. Sevmeyeni neyini sevdiğin sevgilidir.
Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Var olacak ki değiştiriliyor ve devletin televizyonu dahil her yerde şöyle söyleniyor. Sevda ömür çürüdür, az bahçenin gülüdür. Sevda niye ömür çürüsün efendim? Ömür çürütüyorsa has bahçenin nasıl gülü olur? Mantık nerede? Mantık arardı. Babamın böyle bir sözü yok. Sahibinden dinlemek ya da tanışmak kimsenin aklına gelmediği için bu hala şimdi olmuş böyle sürüp gitmektedir. Gerisi de şöyledir bu arada. Nar tanesi. Tanesi de seviyorum merdanesi. Şimdi bu merdanesi kelimesi de herhalde anlaşılmadığı için. Yani elindeki merdaneyi sevmiyor. Mertçe seviyor diyor. Seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde böyle bir tane. Yani bazıları da anlamayanlar da bunu bir tanesi diyor. Bir kelime bile anlamı değiştiriyor derken bir nokta bile anlamı değiştirebiliyor. Sakın olma insanoğlu. Bir yandan, sakin olma insanoğlu, bir yandan. Efendim bu Amerikan filmi değil, sakin ol dostum demiyor. Sakın olma insanoğlu, incitme canı, incitme diyor. Bir nokta bile, görüyorsunuz bunlar bize emanet. Hassasiyetimiz oradan geliyor. Aşıklar, ozanlar, genelde eserlerinin son kıtasında ya isimlerini, ya da mahlaslarını kullanırlar. Son sözlerini söyleyip bir anlamda imzalarını atarlar. Son dörtlük bu yüzden çok önemlidir. Babam hiçbir eserinde adını, soyadını söylemedi. Hatta ilk türkülerinde, oyun havalarında mahlası bile geçmez. Rahmetli dedenin yönlendirmesiyle sonradan garip mahlasını kullanmıştır. Tek kelimesi, noktası bile değiştirilmesin diye uğraşırken son dörtlüğün mahlas ile beraber tümden değiştirildiğini ve bu şekliyle albüme okunmak üzere bizden müsaade istendiğini de gördük çekinmeden. Hem de mesleğinin duayeni sayılan ömrüm boyunca türkülerin özünün korunması için savaş verdim, çabaladım diye iddia eden icracılar tarafından acıdır. Zahide'nin şöyle söylenmesine kızarım. Zahide kurbanım, sallama beşik. Beni genç yaşında sen ettin aşık. Yani bu söz kime söyleniyor? Evli, yeni çocuğu olmuş bir kadına söyleniyor. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Derdi babam. Ben böyle bir şey söyler miyim? Evet. Sonraki dize şöyledir. Kadir Mevlam, senden bir yar isterim. Ağ buğday benizli, zülfü dolaş. Yaralana sipariş veriyor. Hem de tarif ederek. Der. Zahide nerede kaldı? Zahide'ye türkü söylüyorsunuz. Ondan sonra onun içinde sipariş veriyorsunuz. Bunu kendi ağzından bir televizyon programında izah ederek, açıklayarak anlatmıştı. Haftasına aynı programa çıkan bir sanatçı Zahide'yi babamın yanlış diye tarif ettiği şekilde çıktı söyledi. Bu da acıdır. Gönül dağım ile ilgili bir tenhada can canına vurunca deyince insanın aklına bir sürü şey geliyor demiş. Bir büyüğümüz. Keşke zahmet edip bir sonraki mısrayı da dinleyeydi ya da okuyaydı. Sineni yaralar dil gizli gizli. Sözünde müstehcenlik çıkardığı için üzülür, utanırdı belki. Halbuki aman yani gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben çözemem, düğmeleri çöz de gel diye de bir oynaması söylemiştir. Ya da sevişmek ibadettir, sevgi imandır diye de bir türküsü vardır. Yani paralayacaksanız bunları paralamaya karşı. Ki
taramadan önce şöyle bir düşünmek lazım. Sevmek, sevinmek, sevişmek. Kötü bir şey nedir? Kötü şeyler nedir? Hepimiz bir sevginin meyvesi değil miyiz? Gökten bize bile miyiz? Maksat, eleştiri yüzeysel olunca, maksat bağcıyı görmek, laf olsun, zorlar olsun olunca böyle gereksizlikler çıkıyor ortaya. İnsanların cebindeki son cuvara parasını almak istemediği için paralı, biletli konserler vermek istemezdi. Halk konserleri verir. Şimdi izin alınmadan, haber verilmeden adına kitaplar yazılır, satılır. İzinsiz, müsaadesiz belgeseller yapılıyor, bilet satarak sinemalarda gösterilir. Mesela zamanında kendisine bir rakı reklamı teklifi gelmişti. Kabul etmedi. İçmesi ayrı, reklamını yapmak ayrı. Şimdi kaçak olarak rakı bardaklarında resmi basılı, sözleri yazılı, satılıyor. Adına vakıf kurmaya çalışanlar, film çekmek isteyenler, ben Neşet Ertaş ödülü aldım diyerek ortalıkta dolaşanlar. Neşet Ertaş kimseye ödül vermedi. Jürili yarışma programlarını sevmezdi. Sanatta insanların birbirleriyle yarıştırılmasından hoşlanmazdı. Adına ödül verilmesine karşıydı. Yaşarken kendisini üzmüş, kırmış, hatta babamla hiç görüşmemiş, hiç alakası, ilgisi olmayan insanlar ölüm yıldönümlerinde, televizyonlarda, belgesellerde bilir kişi olarak, Neşet Ertaş otoritesi olarak oy gösteriyorlar. Yine bazıları anma programlarında sahne alıp yalan yapmış hikayeler anlatarak babamın türkülerini söyleyerek gelir elde ediyorlar. Bu durumda bizi üzüyor. Acı acı gülmek kalıyor bize. Onu iyi tanıdığını iddia edenler, kardeşi, yeğeni, sahne arkadaşı, oğlu, torunu, öğrencisi olduğunu iddia edenler, bundan fayda sağlamaya çalışanlar neler neler. Bizim insanımız alçak gönüllüdür. Emeğini pazarlamayı bilmez. Dolayısıyla emeğinin karşılığını da alamaz. Aç kalır, yanlışa ulaşmaz. Dışarıdan bir türkümüzü yanlış ve eksik de olsa söyleyen ya da çalanlar daha fazla itibar görürler. Yine kara suratlı olmanın kaderi. O yüzden kim Neşet Ertaş ismini kullanarak menfaat sağlamaya çalışıyorsa biliniz ki Neşet Ertaş ile onun felsefesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biliniz ki kandırılıyorsunuz. Veliaht soruları sorulurdu bazen. Üzerde böyle sorular aslında. Ben daha ölmedim ki diyemezdim. Ayrıca veliaht krallıklarda olur. Kral ölür, oğlu yerine geçer, veliaht olur. Sanatta böyle bir şey olamaz efendim. Bu iki kişiye de hakarettir. Kimse kimsenin yerine geçemez. Yani başkasının eserlerini çalıp söyleyip onun veliahtı olamazsınız. Bu kendi içerisinde bir çelişkidir. Bunun cevabı aslında çok basittir. Bilgi eksikliğidir. Kaynak kişiyle icracı arasındaki fark anlaşılmalıdır. Kaynak kişiler yeni eserler üretirler. İcracılar üretilmiş eserleri icra edip seslendirirler. Kaynak kişiler bir eseri kılı kırk yarıp her kelimesine dikkat edip ölçüp tartarak üretirler. Müziğini sözleriyle harmanlarlar.
genelde kendi eserlerini icra ettikleri için de çok uzun süren çalışmaların sonunda bir albüm meydana getiriyorum. İcracılar değişik kaynak kişilerden değişik eserler alıp okurlar. Hazıra konarlar diye. Ve kimi genelde ne yazık ki kaynak kişilerden daha fazla itibar edilir. Veliahtı olabilmek için kimseyi taklit etmeden yeni bir tınıf ve bir sürü eser üretmiş, kendi tarzını yaratmış, sazında, sesinde usta, dünya görüşüyle, felsefesiyle ışık olmuş Neşet Ertaş'ın her yaptığını yapmanız, onu geçmeniz lazım. Ve o zaman da onun bir yaptığı değil, kendiniz başlı başına bir kaynak kişi olursunuz. Kendi bayrağınız olur, sanatçı olursunuz. Çelişki işte buradadır. Ah içinde çok şey var ya, ah anlaşılsa, derdi var. Dedenin sözüdür. Ama anlaşılmak için bazen biraz da anlatmak gerekiyor. Babamın dünya görüşünü, fikirlerini paylaşıp yaşadığımız bazı zorlukların, çelişkilerin vehametini bir nebze anlatmaya çalıştım. O yüzden belki biraz tekrara düştüm. Biraz da sitemli bir konuşma oldu. Affınıza sığınıyorum. Ama Kırşehir bizim memleketimiz, evimiz. Sizler de bizim ailemizsiniz. Bunları bugün ve sizlerle değil de ne zaman ve kimlerle paylaşacaktım. Hepimize saygı, sevgi, hoşgörü diliyorum. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi yeniden saygı ve selam ediyorum. Sayın konuklar, Hüseyin Ertaş'a teşekkür ediyorum. Tabii bir evladın konuşmasının üstüne daha biz babayı konuşmamız olmaz.